Sayın Profesör Doktor Refik Turan, Sayın Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Sayın 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı, Sayın Komutanımız, Sayın Başkonsolosumuz, Sayın Rektörümüz, değerli Atom Başkanı, değerli katılımcılar ve sevgili öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansımıza hoş geldiniz. Sizleri öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, toplum liderimiz Doktor Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, ebediyete intikal etmiş eğitimcilerimiz ve şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşımız için davet ediyoruz. Katılımcılarımız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü vesilesiyle üniversitemiz Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi bir dizi etkinlik organize etmeyi planlamıştır. Faaliyetlerimizin ilki olan bugün, üniversitemizi onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Refik Turan, Atatürk, Misak-ı Milli, Türkiye ve Doğu Akdeniz başlığında bir konferans sunumu gerçekleştirecektir. Şimdi Sayın Profesör Doktor Refik Turan'ın özgeçmişini arz etmek üzere Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Sayın Yardımcı Doçent Doktor Turgay Bülent Göktürk'ü davet ediyoruz. Sayın hocam, sayın komutan arkadaşlarım, sayın rektörüm ve sevgili öğrenciler. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümü anma programı kapsamında yoğun programına rağmen bizlere Atatürk, Misak-ı Milli, Türkiye ve Doğu Akdeniz konulu konferansını vermek üzere Ankara'dan gelen Türk Tarih Kurum Başkanı Sayın Profesör Doktor Refik Turan hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Değerli hocamızın özgeçmişini arz ediyorum. Profesör Doktor Refik Turan 1956 yılında Isparta'da dünyaya geldi. 1974'te Isparta Lisesi'ni bitirdi. 1978'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 1980 yılında aynı fakültenin Genel Türk Tarihi kürsüsünde yüksek lisansını, 1983 yılında da doktora tez çalışmasını tamamladı. Profesör Doktor Turan 1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. Aynı yıl bölüm başkanı oldu. 1989'da Genel Türk Tarihi Bilim Dalı'nda doçent, 1995'te de profesör oldu. 6 Mart 2015 tarihli resmi kararname ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na getirildi. Profesör Doktor Refik Turan'ın Selçuklu ve Osmanlı tarihi ile ilgili birçok akademik çalışmasının yanında yakın tarihimizle ilgili Atatürk, Gençlik ve İdealizm, Türk Tarihinde Ankara, Milli İrade ve Amasya Mülakatı, Tarih Bilinci ve Türk Tarihinde Birleşen Yollar, Misak-ı Milli ve Atatürk'ün Lozan Sonrası Hedefleri, Türk Dış Politikasında Musul adlı çalışmaları ile Genel Türk Tarihi 1-2-3, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Sosyal Bilgilerin Temelleri ve Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi adlı çalışmaları, akademik dünyaya önemli katkı sağlayan eserler arasında yer almaktadır. Profesör Doktor Turan'ın yapmış olduğu akademik idari görevler arasında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Bilim Danışmanlığı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı üyeliği, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim ve Yürütme Kurulu üyeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı Yayın Kurulu üyeliği, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığı yer almaktadır. Türkiye'de değişik tarihlerde Gazi Üniversitesi, Kararp Okulu, Polis Akademisi ve Ankara Üniversitesi'nde lisans ve lisans üstü düzeyde dersler vermiş olan Profesör Doktor Turan, yurt dışında Belçika, İsviçre, Makedonya, Bulgaristan, Moldova, Kazakistan ve İran'da Türk tarihi ve kültürüyle ilgili konuşma, konferans ve kongre faaliyetlerine katılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Romanya, Yunanistan, Özbekistan ve Makedonya'da bilimsel inceleme, gözlem ve çalışmalarda bulunmuştur. Profesör Doktor Turan, Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti, İnkılaplar, Genel Türk Tarihi, Türk Toplumu ve Kültürü konularında Türkiye'de birçok ilde konferans vermiştir. Genel Türk Tarihi ve Milli Mücadele Tarihi konularını içeren çok sayıda radyo ve televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmış, aynı zamanda yerli ve yabancı çeşitli bilimsel yayın organlarında yayın kurulu üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. Profesör Doktor Refik Turan Fransa bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Şimdi konferansını vermek üzere değerli hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Kıbrıs'ın çok değerli üniversitesinin, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin çok kıymetli rektörü, Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız, 28. Piyade Tümeni Komutanımız ve çok değerli üniversite mensupları, hocalarımız, hakikaten
Türkiye'mizin, dünyamızın kıymetli adasında öğrenim görmek isteyen, öğrenim gören çok değerli geleceğimizin garantisi gençlerimiz. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlarım. Arkasından böyle bir toplantıyı düzenlemiş olduğu için değerli Turgay Bülent Bey kardeşimiz, Süheyla Hanım, böyle bir konferansa vesile oldukları için onları da kutluyorum. Bizleri buluşturdular çünkü böyle bir toplantı içerisinde. Hakikaten çok önemli bir konu, çok önemli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bazı hususların belki altını çizmeme benim de vesile oldular. Bu da benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Onu da belirtmekte yarar görüyorum. Tabii söze Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük liderimiz Atatürk'ün 81. yılında anılmasını ve tazimle idrak edilmesini ifadeyle başlıyorum. Ve arkasından geçen birkaç gün içerisinde Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladık. Onun da altını çizmekte yarar görüyorum. 100. yıla doğru gidiyoruz. Yani yüzyıllar her zaman için milletlerin hayatında ayrı bir değer taşırlar. Ayrı bir dönemeştirler. Yüzyıl değil, yüzyıllar devam etsin muradımız. Ona hiç şüphe yok. Gelelim Doğu Akdeniz, Misak-ı Milli, Türkiye ve Doğu Akdeniz Konferansı'na. Hakikaten bu konuya gelirken bunu öncelikle Birinci Dünya Savaşı diye 100 yıl önce bir savaş yaşandı. 105 yıl oldu. 1914-1918 arası başları Avrupa'da olan, gövdeleri dünyanın diğer bölgelerinde olan bir takım emperyalist güçler birbiriyle tam anlamıyla askeri bir mücadeleye giriştiler. Buna niçin Dünya Savaşı denildi? Malum olduğu üzere tarih araştırmacıları ve askeri tarih çalışanlar bir dönem içerisinde dünya üzerinde askeri güçlerin kahir ekseriyeti birbiriyle savaşa girerse o savaşlara Dünya Savaşı deniyor. Tabii Birinci ve İkinci Dünya Savaşı tarih literatürüne girmiştir. Ancak iki savaştan ibaret değildir dünya savaşları. Yani 20'nin üzerinde bu ölçüyü ele aldığımızda Dünya Savaşı vardır. Mesela Haçlı Savaşları bir dünya savaşıdır. Napolyon Bonaparte çağı denilen işte 1798 ile 1815 arası bir dünya savaşıdır. Yani ama dünya savaşı olarak geçmez. Kırım Savaşı diye bildiğimiz hani savaş belki bu savaşlar kadar etkili değildir ama bir dünya savaşıdır. Bu tarihte de Birinci Dünya Savaşı'nı yaptı. Bizi ilgilendiren yönü neydi bu savaşın? Bu savaşa Türkiye Cumhuriyeti'nin bir önceki devleti olan, atası olan Osmanlı Devleti de ister istemez bu savaşa sürüklendi. Ve bu savaşın sonucundan da etkilendi demeyeceğim. Hani tam anlamıyla büyük bir felakete sürüklendi. Yani o felaket neydi diyecek olursanız Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren savaştı bu Birinci Dünya Savaşı. Belki de Birinci Dünya Savaşı'nın çok sayıda sonucu olmuştu ama en büyük sonucu Osmanlı Devleti'nin hayata veda etmesiydi. Bu hem Türklerin tarihi açısından da hem de dünya tarihi açısından da fevkalade
büyük bir sonuç idi. Bugün hala aradan 105 yıl geçti. Bu savaşın sonuçları bitmemiş vaziyettedir. Çünkü hani Osmanlı Devleti gün geçmesin ki yani bu bölgedeki coğrafyalarda adı anılmasın. Temel sebebi şu. Profesör Arnold Toynbee diyor ki dünya tarihinde her devirde çeşitli güçler oldu. Büyük devletler kuruldu, imparatorluklar oldu. Ama bunlardan üçü diğer imparatorluklara ve devletlere göre ayrıydı diyor. Bu üç devlet, birisi Roma, birisi Osmanlı Devleti, birisi de Britanya İmparatorluğu veya Birleşik Krallık diyor. Tabii kendisini de katıyor. Elbette hani bu ifade, tanzim, münakaşa edilebilir. Ayrı bir konu. Ama yani dışarıdan bakan tarafsız bir göz, en azından biz Türkler hakkında verilmiş bir tarafsız gözlemdir bu. En azından Osmanlı Devleti ile ilgili bir iltimasın olmadığını zannediyoruz ve öyle kabul ediyoruz. Osmanlı Devleti tarihin gelmişinden geçmişine en tesirli üç devletten birisiydi. Bu da hani büyük sonuçlar doğurdu. Nerede doğurdu? Dünyanın her yerinde. Yani bugün Orta Doğu'da, Balkanlarda, Doğu Avrupa'da, Akdeniz'de, Kafkaslar'da hala daha Osmanlı Devleti'nden arda kalan büyük siyaset tsunami'si hala bitmiş değildir ve devam etmektedir. İşte tabii gelişmeler ve şöyle bir göz atacak olursak, tabii büyük savaş büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Yani 20 milyon civarında asker veya sivil insan kaybı oldu bir kere. Her savaşta en başta insan kaybıdır. Yani insanın yerine koyabilecek bir şey olmadığı için daha büyük kayıplara girilmez insan söz konusu ise. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın arkasından yaşananlara şöyle bir göz atacak olursak, hani günümüzde sık sık duyduğumuz bir klişe hüküm cümlesi vardır. Yani yeni dünya düzeni, işte global sistem dediğimiz sistem, bu yeni dünya düzeni planlaması günümüzden 100 yıl önce yapılmıştır. Bu Birinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleşen bir düzenlemedir. Tabii ki düzenlemeyi yapanlar galip devletlerdir, onu da belirtelim. Yani bu Birinci Dünya Savaşı'na giren devletler, belki Amerikalı araştırmacı hani Samuel Huntington'ın dediği gibi bir medeniyet savaşına girmemişlerdir belki, ama bu medeniyetin içerisinde kendi içinde gerçekleştirdiği bir iç hesaplaşma savaştır. Yani Batı medeniyetinin kendi içerisinde bir rekabet savaştır. Yani bazen hani medeniyetler dış medeniyetlerle savaşırlar. Bazen de bir medeniyetin kendi içerisinde çok kıyasıya savaşlara girdiğini de görürsünüz. Bunun temel sebebi o medeniyetin, her medeniyetin bir önderi olması gereklidir. Bu da yaratılışın kanunudur. Yani sınıflarda bizim zamanımızda mümessiller vardı. Yani başkanlıktan ötedir bu. Yani mümessil her bakımdan o sınıfı temsil eden, özellikleri yansıtan, yani gence çocuğa verilen sıfattır. Yani medeniyetlerin de mümessili vardır. Bir bakma başkanlık da diyebilirsiniz, gençler açısından söylüyorum. Tabii Birinci Dünya Savaşı'nda bir İngiliz-Alman başkanlık savaşı yaşanmıştır. Bunu İngilizler kazanmıştır Birinci Dünya Savaşı'nda. Ve hala da Batı medeniyetinin mümessili kimdir derseniz, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu, ki daha sonra aynı mümessiller İkinci Dünya Savaşı'nda kazanmışlar ve yani bu açıdan kendisini ispatlamış, bugün hala daha İngilizler büyük Batı medeniyetinin yani mümessili konumuna yükselmişlerdir. İşte bunun arkasından kim galip gelirse hani dünyayı da düzenlemek onlara kalıyor ve o zamanki dünyada yani haritalar yeniden çizilmiş,
devletlerin sınırları yeniden belirlenmiş. Bir işte güç dengesi dediğimiz, belki de hani işte bu dengenin gücü nerede başlayacak, nerede bitecek, hemen uluslararası ilişkiler uzmanları bunun cevabını veremezler ama bir oturmuşluk ifadesidir. Belli bir dönem en azından savaşsızlığı bir ilke olarak kabullenme ifadesidir bu ve yeni bir dünya düzeni kurulmuştur. Ama bu dünya düzeninde aslında bir mevkiye, bir unsura yer yoktur planlamasında. İşte bu konumuz bu. Tabii Sykes-Picot denilen gizli anlaşmadan da burada söz etmekte yarar var. Sykes-Picot öyle belirli devletler tarafından işte açık bir şekilde serdedilmiş, ortaya konulmuş bir anlaşma değildir. Bu anlaşmanın gizli olması yani her şeyden önce önemlidir. Tabii o zamanki Mark Sykes'la George Picot, yani İngiliz ve işte Rus uzmanlar tarafından, Fransızlar tarafından gerçekleştirilmiş gizli bir anlaşmadır. Daha sonra buna Ruslar da ortak olacaklar. Arada Saint-Jean-de-Maurienne gizli anlaşmasıyla da hani dünyaya gizliden bir şekil verilmiştir. Ama bugüne kadar Sykes-Picot adı altında öyle ortaya konulmuş hukuki bir belgede yoktur. İşte işin temel hususu, Birinci Dünya Savaşı planlamaları sırasında savaştan sonraki öngörülen planlamada asla ve asla yani yeni bir işte Türk devleti planlaması söz konusu değildir. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın arkasından gelen planlamada aykırı gelişme budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu. Dünya tarihi öyle hep planlamalar üzerine gitmez. Yani büyük güçler olarak hele hele günümüzde hani görüyorsunuz bazı devletler haşa kendisini tanrı yerine koyuyor ve bir takım insanlığın kaderiyle ilgili planlamalar yapıyor ve bu planlamaları uygulamaya koymak için de bazen çok acımasız yani hakikaten hani hukuk ötesi ne varsa insanlığa zulüm olarak yansıyan bir takım pratikleri de dünya üzerine koyuyor. Yani böyle bir dönem yaşıyoruz. Yani bunun esas belgesi de Sevr'dir. Yani 10 Ağustos 1920 tarihinde işte o zamanki Osmanlı Devleti'ne ve Türk milletine dikte ettirilmek istenilen husus artık yani gelecekte Türklere yer olmadığı şeklinde bir hüküm vardır Sevr'le beraber. Ve bunun karşısında tabii ben ila nihaye hani Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu anlatacak değilim. Ama üzerinde durulacak nokta hakikaten Türk İstiklal Savaşı veya Milli Mücadele Hareketi dediğimiz hareket tarihin gördüğü en kıymetli, en kutsal savaşlardan birisidir. Ve bu savaş verilmiş 780 bin kilometre kare, o tarihte belki 770 bin kilometre kare daha Antakya dahil değil. Hani hatta hani Boğazlarda da bir problem var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her şeye rağmen ve her şeye rağmen doğmaya muvaffak olmuştur. Tabii tarih boyu Anadolu jeopolitik değer olarak fevkalade önemli bir yer. Burada onu da belirtmekte yarar görüyorum. 1990'lı yıllarda yani Rus bir devlet adamı ve politikacı var. Yani Vladimir Jirinovski. Yani bizim gazetecilerle bir röportajı yayınlandı. Önemli bir röportajdı. Bir niyeti ortaya koyması açısından
Diyor ki bizim gazetecilere, onların şahsında tabii bir millete sesleniş bu. Yani bir niyet seslenişi. Siz Türkler diyor, tarihin gördüğü en suçlu milletlerden birisiniz diyor. Sebebi nedir diye sorulduğunda, Orta Çağ'ın diyor, çünkü siz Orta Çağ'ın en büyük ve devam etmeyi hak eden en önemli medeniyeti olan Roma medeniyetini, Bizans medeniyetini yok ettiniz diyor. Bundan daha büyük suç olur mu diyor. Ve arkasından diyor ki, sizin ne işiniz var Anadolu'da diyor. İşte yani bu sorunun karşılığı olarak Anadolu'da böyle bir artık yani işgal planı demeyeyim de yok etme planı, belki işte 200 kilometre karelik bir İç Anadolu bölgesi diye düşünülmüştür. Ama onun da nihai sınırları yoktur. Çünkü hani Mondros'ta yapılan mütareke, arkasından işte Sevr'deki yapılan anlaşma, ki Sevr hukuken meşru olmuş bir anlaşma değildir. Sevr bir berbat bir Türk milletine yönelik tuzak belgesidir. Yani imha planıdır. Yani bunu böyle telakki etmek lazım. Yani ayrı bir konu. Ve o zaman ki biçilmiş kaftan bu. Tabii her şeye rağmen, bakın burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçenlerde hani Ankara'da merkezde işte Ankara'nın işte yeniden başkent oluşunu, onu da bir kutlama yaptık. Bu günlerde 100. yıllar önemli, malum olduğu üzere. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeye rağmen hani 4 yıllık bir mücadelenin sonucunda ortaya çıktı. Burada bir noktaya temas etmek istiyorum. Ne pahasına? 1914'te askere alınan gençler 2.850.000 civarındaydı. Yani topyekün işte o zaman ne kadar işte genç insan varlığı varsa, hani bu Haydn Savaş'a gençler denildiğinde 2 milyona yakın bir gençlik. Fakat yani bundan takriben işte 9 yıl sonra veya 8 yıl sonra bir büyük taarruz yaşadık biz. Hani harbin sonuydu, son zaferi getirmişti. 9 Eylül'de İzmir'e girilmişti çok şükür. Toplam 212 bin askerle bunu başardık biz. Yani 2.850.000 nerede? 2.650.000 civarında artık gencimiz yoktu. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeye rağmen Atatürk ve arkadaşlarının büyük başarısıyla yeni tarih yolculuğuna bu şekil başlamıştı. İşte bu tarih yolculuğunda dikkat çekeceğimiz bazı hususlar. Çok önemli bir karar ve öyle uzun vadeli, o kadar ileri görüşlü bir karar çıkmıştı ki 28 Ocak 1920 tarihinde alınan bu karar Misak-ı Milli. Misak-ı Milli bundan sonraki Anadolu Türk mücadelesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunda en temel belge olmuştu. Ve hemen hemen bütün görüşmelerde, bütün diplomatik anlaşma masalarında hep Misak-ı Milli temel bir belge olarak ortaya konulacaktır. Bir basamak olacaktır. Tabii bu belgede neler vardı diyecek olursanız, biz bu Misak-ı Milli'nin Türk Tarih Kurumu olarak eski metnini bulduk ve yayınladık da. Bir tarafta hani Türkiye, öbür Türkçesi, öbür tarafta Osmanlıcası olmak üzere kısa bir metin, özlü bir metin, ama yani bu metin, değerli gençler, sizler için söylüyorum, hala daha aradan
Bakın yani 99 yıl geçti, hala geçerliliğini sürdüren bir metin. Bu metin İstanbul'daki son Mebusan Meclisi'nde çıktı. Ama mimarları Anadolu'daydı. Atatürk ve arkadaşları bu metni tabir caizse düzenlemişler. İstanbul'daki kendileri gibi vatanperver son mebuslarla çıkartmaya muvaffak olmuşlardı. Niye bu önemliydi derseniz, İstanbul Meclisi henüz kapanmamıştı. İtilaf devletlerinin tanıdığı meşru meclisti. Tanıdıkları meşru meclis olduğu için oradan çıkan karara da artık bu geçersizdir, yani doğru değildir dediler bunu ama yani ister istemez bir meşruiyet diye bir temel husus vardır hukukta. İster istemez bu karar büyük bir meşruiyet kazanmıştı. Misak-ı Milliye'nin ana alanı şudur. Aslında Türkler için bir sınır ifade etmez. Yerlerini tarif ediyor. Elviye-i Selase hakkında burada hüküm var. Yani Elviye-i Selase, yani Kars, Ardahan, Batum'dur. Batum'da şunu ifade edelim, Misak-ı Milli sınırları içerisindedir. Bugün hani Gürcistan'a tevdi edildi, verildi ama elbette yani tarihin her tarafı ayrı bir özellik taşıyor. Verilmek zorunda kalındı. Yoksa 23 Nisan 1920 meclisinde Batum mebusu vardı. Ankara'da yani iki vekil seçilmişti. Bir tanesi gelebiliyor ama Batum adına hani Ankara'da mebusluk yapmıştı. Vekillik yapmıştı. Batı Trakya ile ilgili maddeler var. Boğazlarla ilgili maddeler var. İşte Osmanlı Devleti'nin içinde bulunan Arap halklarıyla ilgili maddeler var. Ama en önemlisi yani istiklal ve ekonomik bağımsızlıkla ilgili maddeler var. Bu çok önemli mi? Çok çok önemli. Bakın hani ekonomi adeta sırat üzerinde yürüyen bir temel husustur. Bir devletin ekonomisi öyle hani çok yüksek bağımsızlık iddiasıyla yeryüzünde kendisini ikame edememektedir. Hani günümüzde. Elbette bir takım anlaşmalar, bir takım devletlerin farklı ekonomik kuralları bir devletin ekonomisinin girdisini, çıktısını, sınırlarını belirlemektedir. Yani bir devlet tek başına ben hani ekonomim budur, ekonomik kurallarım budur diyememektedir. Yani daralan dünyada böyle bir gelişme vardır. Diyeceksiniz ki yani bu devletlerin kendi inisiyatifindedir. Yani çekersiniz, kapalı bir devlet olursunuz. Kısmen bunu işte Kuzey Kore yapmaya çalışıyor. Ama ne kadar dünyaya ekonomik bir modeldir elbette tartışma götürür. Ama Misak-ı Milli o zamana kadar Osmanlı Devleti'ni tabiri caizse yokluğa götüren bir takım temel hususlar konusunda vermiş olduğu kararlar içerisinde bu da vardır. Ve bunu Milli Ant adı altında toplamış ve isimlendirilmiştir. Milli Yemin. Yemin kutsaldır. Yani ahde vefa, verilen söze bağlı kalma çok eski yıllardan beri bütün inançların, bütün geleneklerin hem meşru gördüğü hem değer verdiği çok yüksek bir uygulamadır, prensiptir. Gençler, hele hele hani verilen sözleri tutmak özellikle gençlere basit bir alanda bile olsa çok çok önemlidir. 28 Ocak 1920'de o zamanki Mebuslar Meclisi milletimiz adına bir söz vermiştir. Adına milli ant demiştir, misak-ı milli demiştir ve o devam etmiştir. İşte bunun üzerine yani yeni Türkiye Devleti'nin kuruluşu, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ve arkasından yeni Türk milletinin inşası hep
bu belge üzerine birer birer eklenmiş, tedrici bir şekilde geliştirilmiştir. Ve bugün hala daha, yani özellikle dış politikadaki bazı gelişmeler söz konusu olduğunda Misak-ı Milli yeniden gündeme gelmektedir, kapımızı da çalmaktadır. Biraz önce hani haritayı da, yani bu yıllarca Misak-ı Milli haritası nedir diye bir, yani kurum olarak bunu bastık. Bilmiyorum rektörüm size de geldi mi, yani Misak gelmiş olması lazım. Hani paşalarımıza gelmediyse hani onlara da ulaştırabiliriz. Türk Tarih Kurumu olarak bütün rektörlüklerimize, bütün vilayetlerimize yani ve kurumlarımıza biz bu haritayı gönderdik. Oraya da dikkat çekmek istediğim husus şu, affedersiniz. Dikkat çekmek istediğim husus şu, Kıbrıs. Yani bu haritanın içerisinde var. Ama yani Kıbrıs hukuken yani yakındır ama hukuken uzaklarda bir yerdedir. Çünkü malum olduğu üzere Kıbrıs o tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki çerçevesinin içerisinde değildir. Ama haritanın içerisinde vardır. Haritanın içerisinde daha neler vardır diyecek olursanız, işte Suriye vardır, Irak vardır ve işte doğuda Kars, Ardahan, işte demin bahsettiğim Batum vardır. Oraya şöyle bir sınır çekilmiş. Yani muhtemelen Ruslarla olan işte anlaşma zemini olmasından dolayı, yani daha henüz tam bir anlaşma olmamıştı ama öyle bir harita çekilmiş. Yani Misak-ı Milli'nin sınırları neredesidir derseniz böyle bir sınır yok. Bunu yalnız Misak-ı Milli nedir peki hocam diye soracak olursanız, o zamanki gizli celse zabıtlarında özellikle Atatürk'ün yapmış olduğu konuşmalarda bunu görüyorsunuz. Ama şunu da belirteyim, 9 Eylül 1922'de Atatürk İzmir'e girdikten sonra büyük taarruz, tabii büyük bir zaferle sonuçlanıyor. Pek çok gazeteci etrafını sarmış. Onunla mülakat edenler var arka arkaya. Le Soir gazetesinden bir gazetecinin ilginç bir sorusu var. Yani komutan diyor, yani tamam, hani Batı Anadolu'da gelmek istediğiniz noktalara geldiğiniz anlaşılıyor. Peki diyor, güneyde nerede duracaksınız? Çok ilginç bir soru. Yani hani Türk ordusu İzmir'dedir. Güney sorusunu sorması o tarihte Le Soir gazetesinin çok ilginçtir. Nısfı Irak diyor Atatürk'ün cevabı. Yani nısfı Irak, yani şu Bağdat'a kadar en azından. Yani bizim ordularımızın duracağı yerdir diyor. Bu Misak-ı Milli adına gösterilen sınırdır. Yani belgeli bütün bunlar. Ha diyeceksiniz ki hani nerede nısfı Irak? Nerede nısfı Suriye? Olabildiği kadar. Hani tarih bir bakıma akılcı, gerçekçi liderlerin uygulamalarından doğan gelişmelerdir. Türkiye Cumhuriyeti Lozan'da tescil de edildi. Yani 24 Temmuz 1923'te hani Lozan'da yapılan anlaşma mucibinde yani büyük devletler tarafından tanındı. Tabii sadece Lozan'da büyük devletler tarafından tanınmış olmak önemliydi ama öncesinde de Rusların tanıması, Fransızların tanıması, yani Ankara İtilafnamesiyle başka devletler de Afganistan'la, Gürcistan'la yapılan anlaşmalar vardı. Yani onlar da birer tanımadır. Yani neticede İtalyanlarla görüşmeler olmuştu. Ama Lozan'da o zamanki dünyanın bir numaralı önder devleti olan, askeri gücü olan İngiltere'nin tanıması her şeye rağmen çok çok önemliydi. Aslında görünürde biz Yunanlarla savaşmıştık. Ama yani karşımızda
yani murahhaslarıyla, bütün dişli devlet adamlarıyla, diplomatlarıyla oturanlar İngilizlerdi. Onlarla anlaşmak zorunda kalmıştık. Misak-ı Milli'yi biraz önce izah etmiştim. Tabii 770 bin kilometre karelik ülkede Misak-ı Milli tümüyle gerçekleşmiş miydi? Hayır. Lozan'dan arda kalan çok çok önemli meseleler vardı. Misak-ı Milli adına. Birisi Boğazlar, birisi Adalar, birisi Güney Sınırı. Yani Misak-ı Milli'nin ardından kalan meselelerdi. Ve bu çerçevesinde Misak-ı Milli, kısaca ifade edecek olursak, yani Lozan'dan sonraki Misak-ı Milli gerçekleşmelerinde 1936 Montreux çok çok önemlidir. Montreux Sözleşmesi. Tabii o zamanki gelişen dünyada belki durumu değerlendirme açısından da bir dış politika zaferidir. Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Çünkü Boğazlara tam anlamıyla askeri bakımdan sahip olmamız, hükmetmemiz bizim Montreux'den sonradır ve bir bakıma Misak-ı Milli'nin bir adımı daha gerçekleşmiştir. İkinci Misak-ı Milli adımı 1938'de başlayıp 39'da noktalanan Antakya veya işte o zamanki İskenderun sancağının ana vatana katılmasıdır. Tabii yani bunun arkasından hani Kıbrıs Misak-ı Milli'nin neresinde derseniz, Kıbrıs her zaman için hani belki Atatürk'ün bir dış politikada konu ettiği doğrudan bir mesele olmamış Kıbrıs. Ama hani bir tatbikat sırasında onun söylemiş oldukları sözler çok önemli. Bence ondan çok daha önemli olan ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dediği noktada hani bir bakıma tabii ki bugünkü Adalar Denizi işaret edilen nokta odur ama Akdeniz'dir. Yani Adalar Denizi deyimi o tarihte de vardır. Ama Akdeniz demeyi tercih etmiştir Atatürk. Dolayısıyla o sözün içerisinde, hedefin içerisinde Kıbrıs da vardır. Arkasından bir tatbikat sırasında işte tatbikatlar askerlerimiz bilir. Yani çizilen bir senaryo ve mizansen üzerine yapılır. Yani Türkiye güneyden bir düşman kuşatması altındayken askerlerimiz ona karşı işte bir savaş tatbikatı sürdürürken Atatürk der ki güneye dikkat. Güneyden hani Kıbrıs adası özellikle yabancı ellerin elinde kaldığı sürece, düşman elinde kaldığı sürece Türkiye'nin ikmal yolları Akdeniz üzerinden kuşatılmış demektir. Kıbrıs çok önemlidir. Kıbrıs'a dikkat. Buradan anlıyoruz ki hani Atatürk'ün gönlündeki Misak-ı Milli içerisinde Kıbrıs hep vardır. Hep geleceğe uzanan Misak-ı Milli ideali içerisinde hep ola gelmiştir. Zaten hani bunun başka türlü olması da düşünülemezdi. Çünkü Doğu Akdeniz dediğimiz bölgeye baktığımızda Kıbrıs orada çok muazzam genişlikte bir adeta uçak gemisi niteliğindedir. Akdeniz biraz sonra geleceğiz. Dünyanın jeopolitik bakımından çok değerli mıntıkalarından birisidir. Bu çerçevede Kıbrıs'a ayrı bir düğüm atmak gerekiyor. Ve bir parantez açarak şöyle bir hatırlatmada yarar var. Yani Kıbrıs her şeyden önce Türk milleti dediğimiz
dünya milletleri içerisinde son 2000 yılın tarihi içerisinde hep birincilikte kalmış, yarışçı olmuş bir milletin hak ettiği bir yerdir. Onu belirtmekte yarar görüyorum. Tabii bir kere 1571'deki fethi, yani Kıbrıs'ın, hani o tarihte tabii Kıbrıs işte yani Osmanlı Devleti'ne mukabele edecek, mukavemet gösterecek bir gücün elinde değildi. Yani Venediklerin elindeydi. Venedikler Kıbrıs için vergi de veriyorlardı. Ama her şeye rağmen hani devletin Doğu Akdeniz'e uzanan bu sahasında daima tehlikeye düşürülüyordu. Onun için bir karar verildi. 1571'de çok olağanüstü bir sefer yapılarak Kıbrıs fethedildi. Ama çok ağır bedeller ödenerek. Yani bedeli neydi? Bedeli şehitlerdi. Kıbrıs, Osmanlı tarihi ve Türk tarihi içerisinde baktığımızda bu şehitleri hiçbir zaman hani rakamsal olarak ortaya sermek, ifade etmek doğru bir şey değil ama yani şehitler bakımından bedel ödediğimiz dördüncü sırada yer alan bir coğrafyadır Kıbrıs. Bir kere bunu belirtmekte yarar var. Ve Kıbrıs fethi sırasında koca bir donanmada İnebahtı'da hayata veda etmiştir. O da ayrı bir konu. Yani 70 ile 75 bin arası bir şehide tekabül eder. Ha diyeceksiniz ki hani bu kadar ağır bedeller ödenmiş bu toprak. Hani 1878 tarihinde de çok garip bir şekilde elden çıkıp gitmiştir. O ayrı bir konu. Çünkü hani Kıbrıs elden çıkıp giderken bugünkü Çatalca ve arkasından Yeşilköy dediğimiz sahada Rus kumandanın "Ey çarım, senden emir bekliyorum. Gözümün önünde Ayasofya, yani İstanbul'a gireyim mi, emriniz nedir?" dediği bir noktada Kıbrıs hani ana vatandan ayrılmıştır bir bakıma. Hala Sultan diye bir efsane var. Özellikle gençlerimizi buna hatırlatmakta yarar görüyorum. 7. yüzyılın ortası, yani Hazreti Osman dönemi, İslam devletinin hakikaten inkişaf ettiği, zaferlerle başarıdan başarıya koştuğu bir dönem. Hala Sultan, Ümmül Haram binti Milhan denilen yüce bir kadın. Hazreti Peygamber'in de yani süt teyzesi, yakınlarından birisi. Onun bir hadis-i şerifinin peşine düşmüş, 649 tarihinde Kıbrıs'a yapılan bir sefere katılmış. Ben bu yüce kadının bu kısa sayılabilecek hayatının bu kısmını okurum. Her defasında da titrerim. Her defasında da büyük heyecanla kapılırım. Yani 86 yaşında yani deve üzerinde veya katır üzerinde zor duruyor ama sefere katılıyor. Genç bir insan gibi. Hakikaten yani ne tarafından bakarsanız bakın insanlık için, bizler için müthiş bir timsal. Bu yaşı ikmal etmiş, hani genç delikanlılara bir ayrı hayranlık duyarım ben. O Tiryaki Hasan Paşa var, onu hatırlıyorum. Tiryaki Hasan Paşa da meşhur Kanice kahramanı. Yani o zamanki 150 binlik Avusturya ordusuna karşı tek başına bir kalede muhasarada kalmış. Son bir huruç hareketi, derdi askerini kurtarmak. Dışarıya çıkıyor paşa ve kendisinin atına bindirilmesi istiyor. Ama at üzerinde durabilecek kabiliyette, yetenekte vücudu öyle değil. Özel bir eğer yaptırılmış, kendisini ona bağlatmış. Askeri onu dik görsün diye. Ama yaşı ikmale ermiş ama
Ruhu 18 yaşında. Bu kadın da öyle. Hala Sultan. Ve burada şehit düşüyor. Onun ve arkasından gelen şehitlerin ruhaniyeti bizi Kıbrıs'ta tutmaya devam ediyor ve bundan sonra da devam edeceği inancı bizde var. İşte 1571'de gelen Kıbrıs fatihlerin ilk işi bu kadına yani uygun olan mezarı, türbeyi yaptırmak oluyor. Bu tarihten sonra işte Kıbrıs tabii ki uzun sayılabilecek bir tarih yolculuğu var. Ve arkasından 1578'deki elden çıkışı var. İngilizlerin ada üzerindeki hükümranlığı var. Türlü ayak oyunları var. Kıbrıs'taki Rum kesimin bir bakıma işte daha öne çıkması için bir takım politik ayak oyunları var. Atatürk'ün sözünü geçtik. Şimdi Kıbrıs öyle bir yer ki bazı yerler medeniyetler çatışması açısından çok çok önemli. Mesela bunlardan birisi başta İstanbul. Yani medeniyetlerin sinir ucu. Biri Kudüs, biri Malta, biri Kıbrıs, biri Viyana. Yani hani bu biri Antakya. Yani bu açıdan daima dikkate değer bir yer. Kıbrıs tabii 1878'den 1959'a kadar yani özellikle Türkler açısından sıkıntılı bir tarih yolculuğuna girdi. Ama özellikle 1955 yılında EOKA denilen Rum gizli terör teşkilatının kurulmasından sonra Türkler açısından ada tabir caizse bir zindana, korku zindanına dönüştü. Bu da 1974 Mehmetçiğin adaya gelişine kadar da sürdü. Burada ...1974'e kadar gelen olaylarda elbette ben birinci derecede hani bu Kıbrıs'taki olanları tekrar tekrar ifade etmeyeceğim ya. Ama hani o tarihte Murat Ağa, atlılar, sandallar, katliamlarını da unutmamak lazım. Yani şimdi burada Akritas planını hiç unutmamak lazım. Bu plana göre Kıbrıs'ta beraber, hani şimdi beraber yaşayalım diyenler var ya, onlar tamamıyla Kıbrıs Türk'ünün burada hayat hakkının sona erdirilmesi için bu planları yaptılar. Ve bu planları bazı köylerde, bazı evlerde, bazı mekanlarda uygulamaktan da asla çekinmediler. O Rum teşkilatlarının uygulamış olduğu terör pratikleri içerisinde 16 yaşında çocuklar vardı. 80 yaşında yaşlılar vardı. Kadınlar vardı. Eli silahsız sivil insanlar vardı. O katiller hala daha orada duruyor. Onları asla unutmamak gerekiyor. En kötü bizim zafiyetimiz unutmak. Bu unutmak olursa yani Kıbrıs hele hele Kıbrıs'ta yaşayan Türkler için yok olmakla eş değer bir husus bu. Bunu yeri gelmişken ifade edeyim. Şimdi gele geldiğimiz nokta Batı medeniyetinin bir dünya kuşatması var. Yeni bir dünya düzeninden söz ediliyor. Tıpkı
hani 1918 sonrası yapılan yeni dünya düzeni gibi. Bu yeni dünya düzeni içerisinde tabii bir takım dünyada yani siyasi salkım sistemi şeklinde naçizane benim bir nitelendirmem var. İşte Avrupa Birliği, ASPEC, NAFTA gibi yani kendilerinin kabullendiği bir takım sistemler var. Bunların içerisinde elbette bir işte Çin bloğu var. Bir de Orta Doğu, yani bir türlü tam şekil veremedikleri bir Orta Doğu siyasi salkım sistemi var. Bunun içerisinde yani karar veremiyorlar çünkü hani Orta Doğu'da bu işi bozan bir millet var. Hani Türkler, buna itiraz eden bir millet var, Türkler ve dünya yeni bir düzene geçmek istiyor ama bu yüzden de geçemiyor. Ve bu çerçevede Kıbrıs ve Suriye çok çarpıcı bir şekilde ön plana geçti. 2010'dan itibaren işte Arap Baharı adı altında bölgemizde yeni bir takım gelişmeler oldu. Bu gelişmeler 2011'de hani Suriye'yi de etkiledi. Hani 22 milyon insanı olan bu devletin 12 milyon insanı artık kendi evlerinde yaşamıyor. Terk etmek zorunda kaldı. 6 milyonu da yurt dışına gitti ve kendi ülkesinde de yaşayamıyor. Ve bu çerçevede Kıbrıs da hemen bunun yanı başında. Yani Suriye'deki gelişmeler Kıbrıs'tan da ayrı değil. Kıbrıs ve mücavir alanında şu anda 200'ün üzerinde savaş gemisi var. Yani sivil gemi değil, yolcu gemisi değil, ticaret gemisi değil bunlar. Savaş gemisi. Elbette Akdeniz'de bulunan işte hidrokarbon enerji kaynaklarıyla alakalı deniliyor ama sadece mesele enerji de değil. Çünkü yani dünyanın geçmişi bu böyle bölgeyle alakalı. Geleceği de bu bölgeden şekillenecek. Çünkü konferansımın başında ifade ettiğim şekliyle dünyanın gelmiş geçmiş üç büyük imparatorluğundan söz etmiştim. Bu üç büyük imparatorluktan Roma İmparatorluğu Doğu Akdeniz'e açılınca büyüdü ve Pax Romana sıfatını kazandı. Anadolu'yla, Balkanlarla, işte Akdeniz'le, Mısır'la yani Suriye'yi birleştirince yani büyük bir imparatorluk oldu ve devamlılığı oldu. İkinci büyük imparatorluk Osmanlı Devleti. Yine yani özellikle Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren ve 1571'de Kıbrıs'ın da alımıyla beraber büyük bir imparatorluğa dönüşmesi gene Doğu Akdeniz'le alakalı. 1878'de o zamanki Birleşik Krallığın illa Kıbrıs, illa Kıbrıs ısrarı da bu yüzdendi. Çünkü dünyanın geleceğine hükmetme yolu Doğu Akdeniz'den geçiyordu. Bugünkü şekillenmede de öyle. Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyanın askeri gücünün yarı gücünü ihtiva ediyor. Tabii Amerika yalnız değil. Hani büyük güç olma iddiasında olan Rusya var. Çin henüz daha bölgeye çok intikal etmiş değil. Ama kıdemli bir yapı olan Avrupa var ve yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kıbrıs Türkleri bu bölgede oynanmak istenen, planlanmak istenen geleceğin bu büyük planına canhıraş bir şekilde durmak istiyor. Durabilir mi? Elbette durabilir. Yani durabilir mi sorusu bile züldür. Neden durabilir? Bakın yani bu son olarak sözlerimi bu noktaya getirip durabileceğini ifade edeceğim. Çünkü Akdeniz onlar kadar bizim için de önemli. Akdeniz şu açıdan bu Amerikalı araştırmacı Mahan var. Yani Mahan'ın
işaret ettiği üzere dünya denizlerine hükmeden güçler dünyaya da hükmederler diyor Alfred Mahan. İşte dünya denizleri içerisinde de en önemli deniz, en güzel, en uygun deniz de Akdeniz. Yani bu Akdeniz bizim için de Akdeniz. Çünkü isimler tapudur. Bu denize ismini veren biziz. Bu denizde Leventlerini veren biziz. Bu denize gerektiğinde şan, ün katan biziz. O bakımdan Akdeniz onlar için önemliyse bizim için de çok önemli. Ve bu çerçevede Türkiye, Akdeniz, Kıbrıs, geleceğe uzanan dünya üzerindeki en uzun köprü. Ve bu köprünün esas sahipleri de bizim milletimiz. Ve bu geleceğe uzanma konusunda özellikle Kıbrıs'ın garantileri var. Kıbrıs hani hep yavru vatan diyorduk ya, ben hani naçizane bu yavru vatan ifadesini de artık terk edelim diyorum. Yani illa şu ifade bu ifade kullanılsın demiyorum. Kıbrıs bizim için yavru vatan falan değil. Vatanın ta kendisi. Onun için Serhat vatan dense Serhat vatan. Ana vatanın bir uzvu Kıbrıs. Çünkü tarihimiz bunu böyle söylüyor. Bunu böyle söyletmek için birinci derecede tarihimiz bizim ana garantimiz. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın o ölen şehitlerinin ruhaniyeti birinci garantimiz. Onun evlatları hala daha bu adada yaşamaya devam ediyor. O öncelikle bizim birinci garantimiz. Kıbrıs'ın bundan başka temel bir garantisi var. 1000 yıllık bir vakıf teşkilatımız var bizim. Kıbrıs üzerinde vazgeçilmeyecek. Asla ve asla belge düzeni bozulmayacak. Yani ve geleceğin dünyasında Kıbrıs'ı tekrar ana vatanın uzvu yapacak çok kuvvetli belgelerimiz var bizim. Hani hemen yanı başında işte meşhur oldu hani Maraş. Hani baştan sona bir vakıf belgesidir. Bugün kabul etmiyorlar ama eninde sonunda kabul edecekler. Çareleri yok. Üçüncü bir garanti Mehmetçiğimiz var bizim. Mehmetçik 1974'te Kıbrıs'ı hiç yalnız bırakmadı. İşte askerlerimiz burada nöbetinde tutmaya devam ediyor. Dördüncü bir husus, her şeye rağmen biz kimliğimizi aldığımız çok derin bir tarihe sahip milletiz biz. Hani bir zamanlar işte Avrupa'nın ortasında Roma'nın kalbine girmiş Atina'yız. Bir zaman gelmiş Akdeniz'e kılıç salmış Melikşah'ız. Bir zaman gelmiş Preveze'de kendisinden kat kat güçlü düşman donanmasını denize gark etmiş Barbarossos. Bir zaman gelmiş onun abisi Tlemcen'de bir kahraman şekliyle şehit olmuş Oruç reisiz biz. Bir zaman gelmiş hani 74'te adaya bayrağımızı dikerek hayır hani burada bizim varlığımız var, uzvumuz var, yakınımız var, parçamız var diyen Mehmetçiyiz biz. Ve neticede biz hani bayrak olarak hani bir Arif Nihat Asya'nın burada bayrak şiirinden de bir mısrayı okumadan geçemeyeceğim. Hani diyor ki Arif Nihat, savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Öyle topraklar. Bir devrin battığı yerdir diyor yani, Dur Yolcu diye yani Halil Onan.
Nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı bir yakut olan bu vatan dediği yer Kıbrıs'tır Orhan Şahik Gökyayın. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Profesör Doktor Refik Turan hocamıza ve Sayın Rektörümüzü bir plaket takdimi için sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Profesör Doktor Refik Turan'a. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerinin ilkini bugün gerçekleştirdik. Efendim konferansımız bu şekilde sona erdi. Anma programı 10 Kasım Pazar günü saat 8.45'te CL Meydanı'nda yapılacak saygı töreni ve ardından Özay Oral Kütüphanesi sergi salonunda gerçekleştirilecek olan Atatürk fotoğrafları sergisiyle devam edecektir. 10 Kasım Pazar günü, Pazar sabahı saat 8.45'te hepinizi CL Meydanı'na bekliyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.